Merhabalar dostlar, GTA San Andreas gizemleriyle yeniden karşınızdayım. Bu sefer arayı fazla uzatmadım, önceki haftayı falan bulmadı. Yeniden San Andreas gizem atıyorum. Umarım buna güzel bir like gelir. Şöyle San Andreas videomuza 1000 like gelsin ki arkadaşlar ben de bunu gerçekten istediğinizi anlayayım ve devam edeyim. O yüzden şu an izleyen herkes like atsın. Like'a göre arkadaşlar daha çok atabilirim San Andreas videoları. Okey. Ve abone olmayı da lütfen unutmayın sevgili kardeşlerim. Şimdi İlkten size göstermek istediğim şey CJ suyun altında yürüyebiliyor. Biz bunu zaten trainerla falan yürüyebiliyorduk ışınlanarak ama hiçbir mod kullanmadan, hiçbir şey yapmadan suyun altında yürümenin yöntemi var arkadaşlar. Öncelikle Options'tan, Display Setup, Advanced'tan Frame Limiter bu arkadaşlar off'ta olmasın. Onda olsun yoksa suyun altını yüzemezsiniz. En azından benim bilgisayarda oyunda öyle, neden bilmiyorum. Bu onda olacak. Şimdi oraya doğru bir gidelim. Evet geldik. Sonrasında arkadaşlar buradan suya atlıyoruz. Atladık ve ardından şimdi aşağı doğru yüzmemiz gerekiyor. Evet yüzüyoruz abi, yüzüyoruz. Bakalım inşallah ilk seferde yapabilirim. Bayağı da ağır yüzüyor abi. Niye bu kadar ağır yüzüyor bilmiyorum. Daha hızlı yüzmesi lazım. Lütfen daha hızlı yüzer misin? 2 saatte yüzemiyor. Şimdi grafik modu vardı benim oyunda. Bak grafik modu olunca böyle sapıtabiliyor abi oyun. Normalde suyun altına daha hızlı iner. Ama biraz yavaş da olsa inecek. Kenara yakın yüzmemiz lazım diyebiliyorum. Şöyle bir gideyim bakayım bir daha. Evet. Bir daha soya. Şu tam dibe gideceğiz. Evet, şimdi şöyle yüzeceğiz. Yüzdükten sonra bir yerde kendini yere atıyor. Bakalım inşallah olacak. Biraz zor. Aha oldu. Evet işte. Nihayet yaptım arkadaşlar. Şu an CJ. Yani direkt dibe dalmayacaksınız. Ve bakın artık canı da azalmıyor. Canı da artıyor yani. Şey aynı kalıyor. Ben de mod olduğu için canı artıyor da. Ama bu olayın modla hiç alakası yok. Direkt orijinal San Andreas'ta oluyor. Grafik mod San Andreas'ta oluyor. Hepsinde oluyor. Fark etmiyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz kendi orijinal oyununuzda. Buraya geliyorsunuz. Suya atlıyorsunuz. Sonra suda direkt yere doğru değil. Biraz yukarıdayken benim yaptığım gibi yukarı çıkıp hafif yerden doğru yüzerken kendini yere atıyor ve bu şekilde yürüyor arkadaşlar. Ve şimdi de hep merak ettiğim bir şey vardı. Şunlar ateş edildim mi bir şey oluyor mu diye. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey de olmuyor. Oha ne oldu lan? Bir anda güneş değişti. Minik anla ateş edelim. Bakalım bir şey görebilecek. Tekneye mesela buradan doğru ateş etsek. Aa tekne patlattım bak. Tekne patladı. Gördünüz mü? Peki polis nasıl gelecek şimdi buraya? Suyun altındayız mesela şu an. Bakalım polis gelebilecek mi? Şu an çok değişik şehir oluyor. San Andreas'ta. Bir de ne kadar acaba gidebilirim buradan doğru? Aha suyun altına düşüyorsunuz bak. Bir yerden sonra gidilmiyor arkadaşlar. Zaten benim hep de böyle bir çizgi var. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an simsiyah bir yerdeyim ve düzelmiyor. Evet resmen yokluğa karıştım şu an. Yokluğa karıştım. San Andreas'ta sakın buraya gitmeyin abi. Evet San Andreas'ta sakın buraya gitmeyin. Gittiğiniz zaman böyle nanayı yiyorsunuz ve karakter eğer buraya gidip suyun altında bug'a girip şey olursanız yürürseniz bug'a sokup oyunu suyun altında yürürseniz ve biraz da ileri giderseniz bu şekilde uçuyorsunuz ve bir daha oyun düzelmiyor arkadaşlar. Jetpack'i taktım bakayım ne olacak. Şu an kaldık böyle. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bir şey de yapamıyorum. Hiçbir şey olmuyor abi. Şu an kaldım. O yüzden San Andreas'ta bakın sakın tam buraya gitmeyin. Okey. Evet şimdi diğer gizemimize geçiyoruz. Bu aslında çok gizem sayılmaz ama çok güzel bir oyun detayı. Onun için San Fierro'ya gitmemiz gerekiyor. Hemen San Fierro'da tren istasyonu oraya doğru gidelim. Güzel bir detay göstereceğim size. Evet geldik. Bakın burada çöp torbaları var arkadaşlar. Gördünüz mü çöp torbaları? Ve bu çöp torbaları üstünde sinekler var. Bunları zaten daha önce görmüşsünüzdür. Fakat şöyle güzel bir detay yapmışlar. Diyelim çöp torbası ittirdiniz. Tamam ittirelim. İttirelim. Bu arada bunlar hareket edebiliyor. Çöp torbası nereye giderse sinekler de oraya gidiyor bakın. Bu çok güzel bir detay. Yani bütün tren istasyonu sineğe boğabilirsiniz. Hani mesela sadece o bulunduğu bölge yapmamışlar sinekleri. Buna bağlı yapmışlar sinekleri poşetlere. O yüzden güzel bir detay olmuş. Yani 2004 yılı bir yapımı oyuna göre bunlar çok önemli, güzel detaylar. Ve buna da böyle sıktığınızda ilginç bir şekilde şey olmuyor. Hani böyle yok oluyor direkt. Hani etrafı dağılmıyor, yok oluyor ama patlıyor. Onu da yapmış. Hatta burada bile çöp kutusu var. Bakın buradaki çöp kutusunun içinde bile sinek var abi. Oğlum burada çöp kutusu var. Bunu niye şey yaptınız?
Bunu niye bunun yanına koydunuz? İçine atsanıza. Böyle garip bir detaydı. Dümenden detay gibi bir şey ama güzel bence. Evet, şimdi yine San Fierro'da gizemli köprü arkadaşlar. Bakın bu köprü. Şu. Tam bu işaretledim köprü. Oraya doğru gidelim. Şimdi bu köprünün arkadaşlar altına girebiliyorsunuz. Ve şimdi nasıl gireceğim? Dur bakalım, önce onu bir çözeyim. Şöyle bir aşağı ineyim abi. Burası değil. Hemen. Şöyle biraz ilerlemem gerekiyor. Ha şu. Şu yanındaki yani. Şurası oluyor. Şuradan doğru şimdi gireceğiz. Şuradan girelim diye düşünüyorum. Bunun altına girdiğinizde polisler size hiçbir şey yapamıyor. Bakın normalde bunun altına giriş yasak. Gördünüz mü? Girmiyor. Yani burada boşluk olmasına rağmen girmiyor. Buradan deneyelim. Buradan deneyelim. Buradan deneyelim. Evet, buradan girdim bakın. Burada bir şey var. Bug var. Buradan girebiliyorsunuz. Ve burada aslında boşlukta olmasına rağmen CJ havada yürüyormuş gibi oluyor. Bir de şimdi mesela şeyi arttıralım. Aranma seviyesi şu an 6 yıldızda. Bakın şimdi polisler köprüye gelecek ama bana bir şey yapamayacak. İyi izleyin şimdi. Bekliyoruz abi polisleri köprüye gelmesine. Helikopter geldi. Helikopter patlayacak şimdi. Baba manyağı bak. Bak bak, patlatacak kendini şimdi. Manyak. Çarptı direkt, gördünüz mü? Yani bu köprünün altında, bu gizemli köprünün altına girdiğiniz zaman arkadaşlar herkes kafa yiyor. Helikopterler çarpıyor. Polisler size bir şey yapamıyor. Yani 6 yıldız aranma seviyesindeyken açıkta olmanıza rağmen polislerin size hiçbir şey yapamadığı nadir yerlerden biri arkadaşlar burası. Batlı köprü, hayalet köprü veya işte gizemli köprü, adını ne dersiniz deyin. Buradan doğru peki bir sıkabiliyor muyuz bakalım. Sıkmayı deneyeyim. Bakın buradan da sıkılmıyor. Buradan da bir şey yapamıyorsunuz ama. Hiçbir şey olmuyor. Aşağıdaki insanları sıkmayı deneyelim. Bak polisler aşağıda mesela şu an. Bak. Bir şey olmuyor ama. Gördünüz mü? Polisler. Oo bak, altıma ne kadar birikti. Bak polis. Şuraya bak bak. 8-10 tane polis altımda şu an. Serbest kameramanı da göstereyim şöyle. Ben yukarıdayken polislerin hepsi arkadaşlar burada birikti. Bir şey yapamadıkları için, giremedikleri için de yapay zeka sapıttı abi şu an. Yapışkan bomba var mı bizde? Var. Şuraya geldiklerini, heh mesela şu, tam şu an patlatsam. Evet, işe yaradı bak. Helikopteri patlatabildim. Yani buradan doğru. Oha, tank geldi bak, tank. Tankı patlatabilirim. Şöyle yapabilirim ama. Şöyle yukarı açı şey yapabilsem, yapamadım ki. Tank var. 2 tane oldu. Şu yukarı bakmak istiyorum abi. Yukarısı karıştı baya. 3 tane tank var yukarıda şu an. Yine bir şey yapamıyorlar. Buradan sıkabiliyor muyum? Yok abi, buradan da sıkamıyorum. Resmen kendimi korumaya aldım. Çok acayip bir şey. Siz de bunu oyunda deneyebilirsiniz. Bu arada gelen helikopterleri de arkadaşlar, aslında helikopterleri sniper'la bir mermide fişini çekebilirsiniz. Bakın şöyle ölmezsem göstereyim. Bakın direkt vurdum. Tek mermide sniper'la, gördünüz mü? Yani pilotun olduğu yere doğru, önüne doğru sniper'la nişan alırsanız eğer, atış ederseniz tek bir sniper mermisiyle helikopter patlıyor. Normalde helikopterlerde pilot yok. Bunlar hayalet helikopter. Şöyle göstereyim size. Eski videolarda çok gösterdim ama bilmeyenler için son kez bir daha göstereyim. Bakın bunlar hayalet helikopterler. Yani polis size aramaya geldiği zaman helikopterle, aslında bunların pilotları yok dostlar. Gördünüz mü? Hayalet helikopter. Çok göstermiştim bunu. Aynı şekilde sadece polis helikopteri değil, diğer arkadaşın haber kanalının helikopteri de böyle. Bunu göstermemiştim. Ya bunlarda da pilot yok ama hareket ediyorlar. Bunu unutmuşlar. Çok büyük bir hata bu. San Andreas yapımcıların yaptığı. Neden unutmuşlar bilmiyorum. Bu arada burada da bir fotoğraf makinesi var. Oyun size burada fotoğraf çekmenizi gösteren bir ipucu koymuş. Onun da sebebini bilmiyorum. Bu arada nanay oldum zaten. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. San Andreas gizemleri bitmek bilmiyor. 7 yıldır çekiyoruz. Hala bir şeyler çıkıyor. Daha da çıkmaya devam edecek sanırım GTA 6 çıkana kadar. Ama GTA 6 çıkınca artık full GTA 6'ya odaklanacağız. Ama daha ona var arkadaşlar. Önceki videoda söyledim. En az bir iki sene daha var gibi gözüküyor. GTA 6 çıkana kadar bu şekilde idare edeceğiz. Genellikle Grand Tarbi ve işte iki haftada bir, haftada bir San Andreas videosuyla idare edeceğiz. GTA 6 çıkana kadar lütfen takipten çıkmayın. Sizleri seviyorum. İdare edin. Sabır edeceğiz. GTA 6 çıktı mı kanal bomba gibi olacak. Okey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.